Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Once a Fulbrighter, Always a Fulbrighter serimizde yeni çok tatlı bir konuğumuz var. Bugün İrem'le güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ve ben lafı uzatmadan hemen topu İrem'e atmak istiyorum. İrem, bize kendini biraz tanıtır mısın? Merhaba Elif. Öncelikle tekrar davetin için teşekkür ederim. İsmim İrem Altunel. Şu anda öğretim görevlisiyim Gazi Üniversitesi'nde. Aynı zamanda ODTÜ'de doktora öğrencisiyim, İngiliz Dili Eğitimi bölümünde. Geçen yıl Fulbright dolayısıyla Amerika'daydım. Amerika'da bir yıl geçirdim. Fulbright FLTA bursuyla Amerika'da University of Mississippi'de yabancı dil öğretim asistanıydım. Aynı zamanda non-degree student dediğimiz bir, yani degree olması da yani öğrencilik de yapıyordum. O şekilde. Şu an Türkiye'deyim. Sadece eğitimlerinden bahsetmek ister misin? Tabii. ODTÜ'yü bitirdim lisansla, İngilizce öğretmenliğini. Bu arada lisanstayken Keele University'ye gittim Erasmus'ta, İngiltere'ye. Orada bir dönem geçirmiştim. Daha sonra Hacettepe'de master'a başladım. İngiliz dil eğitiminde yine kendi alanımda. Daha sonra da işte tam böyle doktoraya falan başlarım derken alanımla ilgili güzel bir burs olan Fulbright FLTA bursuyla işte denk geldim. Daha sonra onu kazandım. Sonra Amerika'ya gittim. Şimdi de doktoraya başladım. ODTÜ'de İngiliz dil öğretiminde bu şekilde. Eğitimim bu şekilde. Fulbright bursu olarak FLTA'yı aldığını söyledin. Bize biraz bu bursu anlatır mısın? Tabii. FLTA bursu biraz daha spesifik bir burs. Yani herkes başvuramıyor. En temel şartı, birincisi İngilizce öğretmenliği ya da Türkçe öğretmenliğinden mezun olman. İkincisi de 7 yıla kadar bir öğretmenlik tecrübesi olması. Yani 7 yıldan fazla bir öğretmenlik tecrübesi varsa maalesef başvuramıyorsunuz. Biraz gençlere daha çok yönelik bir burs. Tabii başvuru aşaması vesaire biraz yavaş ve heyecanlı ilerliyor. Biraz süreç yavaş ilerliyor. Ama daha sonra hepsine değiyor gerçekten. Bu burs 9 aylık bir burs. 2 akademik dönem boyunca, yani 1 akademik yıl boyunca Amerika'da yabancı dil öğretim asistanı olarak Türkçe öğretiyorsunuz üniversitede. Ve aynı şekilde de Fulbright'ın bir gerekliliği olarak 4 tane, yani 2-2, her dönem 2 olmak üzere toplamda 4 tane kredit ya da audit dediğimiz, yani ya hani notlu bir şekilde ya da not almayıp sadece dinleyebileceğiniz bir şekilde dersler almakla yükümlüsünüz. Yani temel görevlerim de bunlar. Bu arada sadece FLTA bir akademik burs olarak görmek de yanlış. Oraya gittiğinizde kültür elçisi görevini de üstleniyorsunuz. FLTA'yı da, bu çok önemli. Aynı zamanda Türk kültürüyle ilgili işte eventler düzenliyorsunuz işte. Daha sonra language table yapıp Türkçe konuşuyorsunuz öğrencilerle. Yani hem kültür elçiliği, hem yabancı dil öğretim asistanlığı, hem de öğrenci olarak bu programdan yararlanabiliyorsunuz. FLTA bursundan biraz daha bahsedebilir misin? Başvuru sürecinden, neden bu bursa başvurmaya karar verdiğinden? Bu bursa başvurmamın en temel sebebi, yani Amerika, biz biliyorsunuz İngilizce öğretmenliği olarak aynı zamanda bunun kültürünü de öğretiyoruz. Amerikan kültürü, işte İngilizce vesaire, hani native ülke olduğu için. Aynı zamanda kendi alanımda bence en prestijli burs FLTA bursu. Bursu Fulbright FLTA bursu. Yani böyle bir bursun bence başka bir eşi yok gibi geliyor bana. Her ne kadar Erasmus yapmış olsam da Fulbright bambaşka bir burs ve her şeyimiz karşılanıyor. İşte vizesinden uçak biletine kadar size verilen aylık stipend dediğimiz belli bir ücrete kadar. Yani bu çok büyük bir şey. Bu bence bir eş benzeri yok. Hem kendi alanımda bence en iyi burs olmasından dolayı, akademik olarak beni çok geliştireceğini düşündüğüm için CV'm de çok önemli bir artı. Onun dışında yabancı insanlarla tanışmak, yani benim için her zaman böyle bambaşka bir keyif. Yani değişik kültürler tanımak. Amerika'ya gittiğinizde zaten sadece aslında Amerikan kültürünü tanımıyorsunuz. Hem Amerikan kültürü, hem bir sürü arkadaş yabancı, bir sürü yabancı kültüre maruz kalıyorsunuz. Yani mükemmel bir şey. Benim başvurumda temel sebep bunlar. Yani hem akademik, hem gezme, hem de kültürel olarak, değişik olarak söyleyebiliriz. Tabii bu dediğim gibi biraz uzun bir süreçti. Çok yavaş ilerledi. Çok heyecanlıydı. Biz de çok uğraştık bunun için. Ta biz Ağustos'ta gittik mesela. Mayıs ayında falan okulunuzu öğreniyorsunuz. Hangi okula gideceğinizi. Bir tercih listesi yapıyorsunuz. 5-6 tane okul geliyor önünüze ve siz birden 5'e kadar sıralıyorsunuz. Onu bekliyorsunuz vesaire. Çok yavaş ilerliyordu ama daha sonra Ağustos'un ben kaçında gitmiştim? 6'sında Amerika'ya gittim. İlk başta zaten kendi üniversitenize gitmiyorsunuz. Orada bir
oryantasyon yapıyorlar. Mesela ben Philly'ye gitmiştim, Philadelphia'ya. Amerika'nın güzel şehirlerinden biri. Orada University of Pennsylvania'da UPenn gibi başarılı bir okulda mesela. Top bir okul. Orada biz oryantasyon 3-4 gün boyunca. Hani çok iyi hocalar tanıdık bizi, çok iyi ağırladılar. Yani bir sürü FLT'li arkadaşla tanıştık, daha sonra onlarla gezdik falan. Hani arkadaşlığımız çok ilerledi bayağı. Mükemmeldi. Bence en güzel günlerim zaten oryantasyondaki günlerdi. UPenn'deki ve o arkadaşlıklardı. Daha sonra orada 3 günlük bir oryantasyon sonrası okulunuza gidiyorsunuz ama hemen okul başlamıyor. Zaten oraya gidince işte bir sürü belge, doküman işlemleri, işte banka, okul, kayıt, sağlık şeyleri vesaire. O 2 hafta onlarla ilgileniyorsunuz. Brighton için ayarlamış zaten o süresini. Daha sonra da okul başlıyor hemen zaten. Spring semester başlıyor. Ben işte hemen Türkçe öğretmeye başladım. Önce bir az öğrencim vardı. Çünkü yani öyle bir sorun oluyor bizde. Yani Türkçe kime öğreteceğiz? Önce az birkaç öğrencim vardı. Ben güzel dersler aldım. Hem de gezdim bu sırada, işte Thanksgiving'i falan değerlendirdim. Zaten ben bayağı gezdim. Benim yani çok işime yaradı Fulbright okulunda. Daha sonra işte akademik bir konferansta sunum yaptım. Bu da benim hayallerimden biriydi. O sunumu yapmak. Ondan sonra Aralık'ta tekrar bizim bu tatil Winter Break'ten önce bir daha Washington DC'de, bu sefer tüm FLT'lerle 400 kişi. Çok büyük bir konferans oluyor. Oraya gittik. Yine orada bizi harika davrandılar gerçekten. Sonra da Winter Break'te 1-1,5 ay boyunca arkadaşlarımla gezdim. Daha sonra bir sürü şehire gezdim. İşte konferanslara katıldım. Yani kaldığım yerde University of Mississippi'de ben asistanlık yapıyordum. Oxford diye bir şehir Mississippi'de. Böyle tam student college dediğim, tam bir öğrenci kasabası. Yani uygun fiyatlı, ucuz bir yer ve çok tatlı bir yerdi. Ben çok mutluydum orada. Gitmeden önce bazı endişelerim vardı. Yani biraz güneyde olduğu için acaba ne olur falan diye. Ama hiç, yani hepsi boşaymış. Çok tatlı bir yerdi. Çok güzel akademisyenlerle tanıştım. İnanılmaz yani. Zaten sizin bir şeyiniz oluyor, akademik bir danışmanınız oluyor orada. Fulbright herkese o okuldan bir akademik danışman atıyor. Yani yalnız olmuyorsunuz bu süreçte. İnanılmaz pozitif ve yardımcı insanlar. Yani Amerikalı, ben çok iyi insanlara denk geldim. Öğrencilerim de öyle. Mesela ikinci dönem PhD studentları, yani doktora öğrencilerine Türkçe öğrettim. Bazıları arkadaşlarım da, hatta onların, sen de doktora öğrencisin biliyorsun, belki sizde de vardı. Bir tane daha yabancı dil öğrenmeleri geldi ve Türkçe açıldı bölümü. Birden popüler oldu böyle. Herkes Türkçe almak istedi falan böyle. Aşırı mutlu oldum ben de. Birkaç öğrencim var. 6-7 kişi öğretince daha iyi. Tam sınıf ortamı görmüş oldum. Öyle çok keyifliydi yani. Ben çok keyif aldım o süreçten. Daha sonra pandemi olunca tabii ben 3-4 hafta, 3 hafta erken dönmek zorunda kaldım Nisan'da. Nisan'ın son haftası döndüm. Yoksa aslında burs Mayıs'ın sonunda, Haziran'ın başında o zaman bitiyor. Ama biz biraz olağanüstü şartlardan dolayı erken dönenler oldu aramızda. Öyle tahliyeyle döndüm ben de, tahliye uçuyla. Ama zaten kafamdaki çoğu şeyi yapmıştım. Dolayısıyla çok bir şey kaybetmedim yani. Hem gezmek olarak hem akademik olarak. Çoğu şeyi zaten istediğim halletmiştim. Dolayısıyla öyle içim rahat bir şekilde döndüm yani. Bu anlattıkların üzerine aklıma birkaç şey geldi. Bizim oryantasyon toplantımız, yani benim gittiğim yer Idaho'daydı. Ve şey, Idaho hani öyle middle of nowhere denilen, gerçekten nerede olduğu bilinmeyen bir yerdeydi. İnanılmaz şanslısın bu konuda. Pennsylvania'ya gitmek. Evet, daha sonra da DC'de işte hepimiz toplandık ve çok güzel bir otelde bizi ağırladılar. Bu sefer 400 kişi yani. Ve hani bir sürü böyle akademik konuşmalar falan yapıyorlar ama akademik sessionlar falan oluyor. Yani hem network'ünüz için mükemmel, hem akademik, yani harika gerçekten. Biz bayağı FLT'li olarak bu konuda şanslıydık yer olarak. Bahsettiğin şeylerden bir tanesi FLT bursuyla ilgiliydi. Hem yaşaman için hem de orada gezmen için yeterli olduğundan bahsettin. Peki bu FLT bursunda diğer burslarda olduğu gibi belli bir maddi sınırlama oluyor mu? Yoksa bu tamamen bundan bağımsız mı? Yani maddi, oradaki maddi bir destekten mi bahsediyorsun?
Mesela yüksek lisans bursu için maksimum 50 bin dolar ödeniliyor. Bu işte okul masrafı artı yaşam maksimum olarak alabileceğim bir ücret. Evet, aynı bu. Bizde de aynı. Şöyle zaten buradan gitmeden dediğim gibi vize, uçak vesaire her şey karşılanıyor. Oradayken yerine göre hangi state'deysen, hangi eyaletteysen ona göre bir şey belirleniyor. Bir ücret, stipend ücreti. Mesela ben 1300 dolar alıyordum her ay. Bizde de o 50 bin dolara kadar koşulu vardı yani. Ben 1300 dolar alıyordum. Hani bana yetiyordu gayet. Her şeyime, gezmeme vesaire. Mesela Seattle'daki ya da New York'taki biri tabii ki 1300 almıyordu. 2000 dolar alıyordu. Ama onların da daha fazla yaşam masrafları vardı. O gittiğiniz state'e göre değişiyor ama genel olarak şey, Fulbright'ın sağladığı o stipend'la yani sıkıntısız hayatınızı orada sürdürebilirsiniz. Çok fazla bir masraf yapmazsanız gayet yeterliydi benim için. Çok güzel. Sence eğitim hayatın boyunca ya da kariyerinde neler yapman bu FLTA bursunu almanda yardımcı oldu? Öncelikle FLTA bursunun mülakatı 10 dakikaydı. Gerçekten çok çabuk geçmişti benim için. Heyecanlanmıştım da, böyle Türkçe ile ilgili sorular vardı. Bu arada ben FLTA'yı kazandıktan sonra yabancılara Türkçe öğretimi kursuna gittim Tömer'de. Keşke başta gitseydim, belki hatta mülakatta daha işime yarardı. Ben kazandım, sonra o sertifikayı aldım bir aylık eğitim sonrasında. 10 dakika işte, yani sadece tabii ki o mülakat, ama mülakatın öncesindeki o background'ınız, yani CV'niz de önemli oluyordur. Yani 10 dakikayla kimse kimseyi seçmez. Yani öncelikle zaten hani İngilizce öğretmeni olduğum için de, iyi bir Türkiye'deki en iyi okullardan birinden mezun olduğum için, bu işin master'ını da yaptığım için bence etkili oldu. Onun dışında işte Erasmus yapmıştım İngiltere'de. Bence böyle şeyler şey izlenim de veriyor. Evet, yani bu kişi gittiğinde adaptasyon sorunu çok çekmez. Çünkü zaten study abroad deneyimi olmuş. Önemli bir şey bence. Okullarda, yani tabii ki de bu arada okul ismine asla bağlı değil. Asla, yani hani ki bireysel çok önemli, bireysel eforlarda. Ama belki benim nebzimde yani CV'min öyle güçlü olması. Çalışıyor olmam bu arada zaten Fulbright'a başvurduğumda ben 2-3 senelik hocaydım. Yani hep bir teaching deneyimim vardı. Dolayısıyla hani öğretme yeteneğimin de olduğunu biliyorlar. Yani bu işin içinde olduğumu daha doğrusu biliyorlardı. Bunlar artı olmuş olabilir tabii. Peki sence not ortalamanın veya lisans eğitimi boyunca yaptığın bu anlattıkların dışında bir şeyin etkisi olduğunu düşünüyor musun? Yani orada bir de mülakat sırasında kültürümüzü nasıl tanıtırız gibi şeyler de soruyorlar. Yani sadece akademik başarı değil bence. İşte GPA'nız ya da işte mezun olduğum, bundan bahsediyordum. Orada mesela şu kültürel öğeyi Türkçe'deki, hatta şey diyorlar mesela, bir atasözü veriyorlar işte. Bu atasözünü nasıl açıklarsın öğrencilerine? Daha böyle kültürel şeylerle hani teaching, yani öğretme şeylerini hani iç içe nasıl ikisini birleştirebiliriz, kullanabiliriz. Böyle kritik sorular da, hani biraz analiz gerektiren sorular da soruyorlardı. Yani dediğim gibi kültürel sormak da çok önemli. Hani bunu başarabilir mi? Bu kültür, Türk kültürünü orada sunabilir mi iyi bir şekilde? Bence buna da dikkat ettiler mülakat sırasında. Kesinlikle. Ve orada Türkçe öğretiyor olmak ister istemez belli bir kültür seviyesi gerektiriyordur. Yani bundan eminim. Çünkü başka sorular soruyorlar. Bazen geliyor politika ile ilgili sorular soruyorlar. Zaten işte yani işte Türk kahvesi, Türk lokumu, işte Türk şeyleri vesaire. Onları zaten elimizden geldiğince öğretiyoruz ama çok kritik yerlere de bazen öğrenciler geliyorlar. Dolayısıyla her konuda bilgi sahibi olup bunu da en uygun şekilde nasıl açıklayabiliriz? Yani bununla ilgili bir background'ımız var mı? Bunu kültürümüzü tanıtabilir miyiz iyi bir şekilde? Bence bu da çok önemli. Bence %50, %50 hatta. Yani bu bursa başvuracak olanlar hani tamam GPA'yim 4 deyip hareket etmesinler. Bu noktalarla da en azından bir ön çalışma yapıp mülakatı da o şekilde girmelerini öneririm. Kesinlikle katılıyorum. Zaten ben bu sayfada hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben Celalbey Üniversitesi mezunuyum. Ve hani gerçekten isim önemli değil ve ben gerçekten 3.03 ortalamayla başvurmuştum. Ama CV'm o kadar doluydu ki hani
bu okul isminin veya işte not ortalamasının sadece birer sayı ve isim olduğunun ötesine geçirebildi beni. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bunun daha bence bir sürü örneği de vardır Kesinlikle. yani. Senin gibi Bu bence. sayfadan ulaşacağız hepsine tek tek. Fulbright bursu kariyerini ve hayatını nasıl değiştirdi? Ya bu burs öncelikle hayata farklı bir perspektiften bakmamı sağladı. Yani çok fazla yabancı arkadaş, çevre, hani yabancı akademisyenle tanıştım vesaire. Hani özellikle yani insan tanımak açısından yani sosyal yönümü çok geliştirdi. Yani Türkiye'de bu kadar mesela kolayca bir insana güvenemiyorsun. Yani ben öyleydim, kendimden örnek vereyim. Ama hani yabancıları tanıdıkça işte onların ya da onlarla farklı bir bağ kurdum ben. Yani benim insan ilişkilerim çok önemli derecede etkiledi. Daha sonra kendime güvenimi çok getirdi. Yani yeri geldi arkadaşlarımla gezdim, yeri geldi kendi başıma Amerika'da gezdim tek başıma. Yani çok büyük bir özgüven sağladı bana. O şekilde. Peki bu bursu kazanmasaydın hayatın nasıl olurdu ya da nasıl devam edecektin? Ya bu bursu kazanmasam akademik olarak aslında aynı yoldan giderdim. Yani yine doktoraya başlardım. Bir yıl erken olurdu bu. Yine doktora sonrası mesela postdoc yapmak istiyorum yabancı bir, yani yine yurt dışında, yabancı bir kontekste. Yine akademisyenliğe devam. Yani aslında akademik olarak şöyle ya yani CV'deki artısını ve prestijini bir yana bırakırsak akademik kariyerimi çok fazla hani şey yapmadı, yönünü değiştirmedi. Ama dediğim gibi sosyal boyutu ve gezme boyutu, kendine güven kazandırma boyutu bambaşka. Yani bunu burada Türkiye'de ben elde edemezdim bu kadar. Ama anlattığın kadarıyla bence çok harika bir sene geçirmişsin orada. Hem eğitim olarak hem de kültürel aktivite olarak. Evet, zaten oradan dönünce tabii ki burayı da çok seviyorum ama bir alışma şeyinde hala yani kaç ay geçti, 5-6-7 ay geçti. Ve hala böyle bazen orayı çok özlüyorum. Şimdi orada olsam şöyle böyle vesaire. Hani insanın gerçekten hayatında çok nadir böyle bir sene yaşayabilir. Yani özellikle FLT'ler için bu çok böyle yani hani bambaşka bir yıl. Çünkü bir yıl çok dolu dolu geçiyor ve çok fazla sorumluluğunuz da olmuyor. Böyle bir de şunu söyleyeyim. Mesela siz orada, ben şu anda 20 saat İngilizce mi öğretiyorum? Orada Türkçeyi 3 saat öğretiyorum. 3 saat sadece haftada 2 gün 1,5 saatten 3 saat öğrettim ve kendi 2 ders alıyordum. Ona da diyelim 4 saat totalde ve tamamen boşsunuz. O kadar çok boş vaktiniz var ki. Yani o bir orada doktora ya da master öğrencisi olmaya benzemiyor. Orada master öğrencisi olanlar ya da doktora öğrencisi olan eminim çok daha yoğundur. Biz ama tamamen boş yani çalışıyoruz ama çok fazla boş vaktimiz var ve her şeyi yapabiliriz yani paramız ve zamanımız yettiği müddetçe. İnanılmaz yani o yüzden bizim için çok dolu geçiyor. Daha sonra böyle benim gibi dönünce biraz insanın aklı orada kalıyor. Ya biraz kıskanmadım değil çünkü ben yüksek lisans yaptım ve gerçekten final haftalarından sonra ancak boş vaktimiz oluyordu ve dönem boyunca hani 3 ders alabiliyorduk bir dönemde ama inanılmaz derecede yoğun geçiyordu o dönemimiz. Evet. Mesela benim orada birkaç arkadaşım vardı. Onlar da FLT olarak gelmişler ve orada kalmışlar master ya da doktor öğrencisi olarak. Benim danışmanım da bana demişti hani İrem sen de hani çok isteksin doktoraya hani başvurur musun, niye başvurmuyorsun falan diye. Ben tabii tam Fulbright'ı Nisan ayında yani Ağustos ekim tam Nisan ayında Türkiye'de yeni bir işe başladım. İstediğim bir işti. İyi bir devlet üniversitesinde. Dolayısıyla gidecek miyim, gidemeyecek miyim? Bayağı burs yanmaya yakındı yani. Eğer izin vermezse tabii üniversitenin takdiri vermeye de bilir bana Kesinlikle. ücretli ya da ücretsiz izin. Hayır deselerdi mesela ben gidemiyordum. Bana bunu önerdiğimde danışmanım doktor için kal dediğimde tabii ben çok büyük bir ikilem yaşadım ama hem ücretli izin verdi bana üniversite benim yani maaş alıyordum hem onun bedelini ödemem gerekiyor orada kalırsam mecburi hizmetimden feragat edersem hem de biraz şey hissettim yani bu insanlar bana izin verdi bir sene çalışayım Türkiye'ye dönüp Amerika'ya ben yine başvurabilirim yani bir şekilde bu insanlarla zaten irtibatım var başka okullara da başvurabilirim diye ben Türkiye'ye döndüm öyle oldu yani benim için bir karar verme yani Fulbright'a gittiğinizde master
doktor öğrencisi olarak da orada FLTA'den sonra kalabiliyordum. Ve onları da görüyordum arkadaşlarımı. FLTA'yı master doktor öğrencisiyken o yıl daha farklı, daha yoğun çalışıyorlar. O yüzden FLTA bu doktor benim için ve bazı çoğu arkadaş için rüya gibiydi. Çok az sorumluluk, çok fazla yapacak şey. Öyle. Ama oradaki bağlantıların anladığım kadarıyla çok güzel zaten. Postdoc için belki bir seçenek olabilir senin için. Tabii tabii, yani neden olmasın mutlaka. Ben yine bir şekilde bir fırsat olup gidebileceğimi düşünüyorum ileride. Peki bugün sana sormak istediğim son şey, biraz gelecek planlarından bahsedebilir misin? Tabii. Gelecek planım, yani kısa vadede dediğim gibi, önce doktoramı bitirmek istiyorum. 4 yıl içerisinde. Daha sonra postdoc'a başlamak istiyorum. Yabancı bir ülkede. Yani yine tercihim native bir ülkeden ya ne olur, ama tabii ki Avrupa'yı vesaire de her zaman isterim yani değerlendirmeyi. O günün şartlarına göre. Akademik olarak ilerlemek istiyorum. Ben şu anda öğretim görevlisiyim. Hani inşallah bitirince iyi bir yerde doktor öğretim görevlisi olarak. Hani yurt içi ya da yurt dışı, bu arada yurt dışında her zaman düşünüyorum yani. Doktora sonrasında. Peki bizi izleyenlere vermek istediğin bir mesaj, bir tavsiye var mı? Evet, özellikle FLTA bursu ile ilgilenen, yani Fulbright bursu bir yana, Fulbright FLTA bursu ile ilgilenen Türkçe ve İngilizce öğretmeni olan kişilere, yani özellikle bu bursu çok tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten eşsiz bir burs. Çoğu şeyiniz karşılanıyor, neredeyse her şeyiniz karşılanıyor. Bir sürü insanla tanışma imkanınız, bir sürü kültürle tanışma imkanınız oluyor. CV'nizde çok büyük bir artı. Ekonomik olarak orada neredeyse iyi bir bağımsızlık edindiğiniz için çoğu yeri gezebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Dolayısıyla herkesi yani en azından hani denemelerini, yani aman Fulbright gibi bir şey olmaz zaten, beni kabul etmezler deyip caymalarını hiç önermem. Mutlaka herkes şansını denesin. Zaten dediğim gibi daha kısıtlı bir alanımız olduğu için hani birbiriyle rekabet eden insan sayısı da daha az oluyor. Mutlaka herkesin bu uzun sürece rağmen başvurup daha sonrasında da bunun meyvesini toplayacağına inanıyorum. Peki ben kendi adıma ve takipçilerim adına çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için ve senin öğrencilerin çok şanslı çünkü İster istemez farklı kültürlerde bulunmuşsun ve bunu öğrencilerine aktardığına inanıyorum. Evet, zaten şu anda online derslerde sürekli böyle coursebooklarımızda hani Amerikan olduğu için, mesela Amerika ya da hani British coursebookları kullanıyoruz doğal olarak. Hep böyle Amerika ile ilgili yerler oluyor, üniteler oluyor. Direkt kendi tecrübelerime bağlıyorum. Bir şekilde direkt hani anlatmaya başlıyorum hemen o kültürü. Yani çok çok güzel bir şey oldu benim için, deneyim oldu gerçekten. İyi ki yapmışım diyorum. Eminim öğrencilerin de senin yolundan gitmek istiyorlardır. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Mesela ilk sefer başvurup daha sonra kazanamayıp ikinci seferde kazanan da tanıdıklarım var. Mesela Fulbright'a ilk sefer kabul edilmediniz, seneye tekrar şansınızı deneyebilirsiniz ve kazanabilirsiniz bu sefer. Yani bu konuda da benim böyle bir arkadaşım var. Aynı bu oldu. Bu konuda yılmamalarını öneririm. İnşallah kendi öğrencilerim de ileride başvururlar ve benim gibi giderler. Evet, kesinlikle katılıyorum. Senin için çok gurur verici bir tablo oluşur o zaman. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne demek.